Türkiye-Uruguay parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı, Uruguay'ın Ankara Büyükelçisi Hugo Kayrusta mecliste bir araya geldi. Dostluk Grubu üyesi bazı milletvekillerinin de hazır bulunduğu görüşmede Ahlatçı, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması gerektiğini söyledi. 2023 yılında ticaret hacmimiz 530 milyon Amerikan doları olarak kaydedilmiştir. İhracatımız 131 milyon dolar İthalatımız ise 399 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Tabi bu ivmeyi korumakla birlikte ticari rakamlarımızda bir denge yakalamayı hedefliyor ve ikili ticari kapasitemizi de bu anlamda değerlendireceğimize inanıyoruz. Yusuf Ahlatçı, Türk dizilerinin Uruguay televizyonlarındaki hakimiyetine dikkat çekti. Bildiğimiz kadarıyla Türk dizileri Uruguay'da dikkatle takip ediliyor. Aynı zamanda Türkiye'de de Uruguaylı futbolcuları biz büyük bir beğeniyle ve dikkatle takip ediyoruz. Kültürel tanıtım faaliyetlerinin karşılıklı olarak artırılmasının iki ülke açısından da ya halklarımızın yakınlaşması açısından önem arz ettiğini düşünmekteyiz. Ahlatçı, Uruguay parlamentosunun 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan yasayı onaylamasına da tepki gösterdi. Mayıs ayında Uruguay parlamentosunda kabul edilen sözde Ermeni soykırımını anma gününe ilişkin yasayı da üzüntü ve hayal kırıklığıyla karşıladığımızı ifade etmek istiyoruz. Parlamento'da beklemekte olan inkar yasası tasarısı ve 1915 olaylarının Uruguay eğitim müfredatına eklenmesine ilişkin sunulan diğer tasarının da bizi oldukça rahatsız ettiğini ifade etmek istiyorum. Bu tür girişimler hem Kafkaslar'da istikrarın yeniden tesis edilmesine yönelik çabaları hem de Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecini zedelemektedir. Uruguay'ın Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrus da iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. <laughs>